Hrant Dink was born in Malatya, Turkey in 1954. He moved to Istanbul with his family at the age of 5. In Istanbul, he and his 2 siblings attended the Incirlibi Elementary School and stayed at the school's camp in Tuzla during the summers. It was at this school that he met his future wife Raquel of the Silopi Armenian Varto tribe. In the 1980s, Hrant Dink and his wife took over the management of the Tuzla Children's Camp, which had served as a second home for them and many other Armenian children. The camp was later seized by the state, part of a broader campaign of extrajudicial expropriation of the property of minority foundations. During this period, Hrant Dink was detained 3 times. En son geçenlerde sizinle de gittik, gördünüz orayı. Müthiş bir harabeydi. Hiç kimse için kullanmadılar. Yani alıp orayı ne bileyim bir özürlü çocuklar için, aynı maksatlı bir iş için kullansalardı. Ya da yetim çocuklar için, ya da çocuklar için, ya da yaşlılar için ne bileyim. Yani o yaratılan şey bir devamlılığı olmuş olsaydı, ya bir şeye yarasaydı yine bu kadar gam yemeyecek. In the 1990s, when the war in Turkey's southeast was at its most intense, Armenians were frequently vilified and subject to racist abuse, despite having no connection to the events. In an effort to combat this widespread hate, a few intellectuals of the Armenian community founded the newspaper Agos in 1996, with Hrant Dink serving as editor-in-chief. The first bilingual newspaper to be published in both Turkish and Armenian, Agos aimed to strengthen the bonds among the diverse elements of the Armenian community whose ties to its mother tongue had grown weak, and to build bridges between the Armenian community and public at large in Turkey by bringing together the concerns and major news items affecting both. Over the years, Hrant Dink wrote and spoke on a wide range of issues, including democratization, identity politics, relations with the European Union, relations with Armenia, cultural heritage, problems in education, and coming to terms with the past. One of the central focuses of his speeches was democratization in Turkey and the creation of a just and equal society. Ben orada yaşamak istiyorum. Orada yaşayacağım, sonuna kadar da orada yaşayacağım. Benim ilacım, her şeyim orası. Ve orada insanlarla kurduğum ilişki. İnanılmaz bir kavga içerisindeyim. Kavgayı da Ermeni olduğum için, Ermeniler için yapmıyorum yani. Ben o Türkiye'nin, bölgemin, insanların, oranın da cennet olması için yapıyorum. Ve Ermeni sorunu bütün genel sorunlar içerisinde sadece bir tane sorun. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığımı, yurtseverliğimi ve Türkiye'nin kimliğini, yani hele de hiç kimseye öyle bedavadan terk etme. Sen önce kendi kafanda vur. Ben kimim? Ben neyim bu ülkede? Türkiye'de yaşayan bir Ermeni nedir? Önce onu vur. Yeri geldiğinde Türk'üm dedirteceksin bana. Yeri geldiğinde Ermeni dönü diyeceksin bana. Yok öyle yağma. Ben Türkiye'liyim ve Türkiye Ermenisi. When Agos published an article in 2004 suggesting that one of Turkey's national heroes, Sabiha Gökçen, the adopted daughter of Turkey's founding father and the country's first female fighter pilot, had Armenian roots, Hrant Dink became the target of an organized and systematic campaign on the part of the army, politicians, the media, the judiciary, and nationalist groups. He was openly threatened. Legal cases followed one after the next, as did convictions. Benim üzerime gelinmesinin temel nedeni nedir? Özellikle devletin derinliğinin bana haddimi bildirme operasyonu var şu anda benim karşımda. Çünkü bana bunu kendileri söyledi. Genelkurmay yayınladığı bildiride bu haberi yayınlayan kişi ülkenin birliğine ve bütünlüğüne nifak sokmaktadır. Ertesi gün münasip bir şekilde yerlere götürüldüm ve bana sana haddini bildireceğiz dendi. O gün bugündür de ben 301'de
devam ediyorum, haddimi bildirmeye çalışıyorum. In the middle of the day, on January 19th, 2007, Hrant Dink was shot twice from behind and assassinated as he entered the Agos building. Hrant Dink, menfur bir suikasta kurban gitmiştir. Gazetesinin önünde yaşamını yitirdi. Şu anda yaklaşık 1500-2000 kişilik bir kalabalık olduğunu tahmin ediyorum. They took most Turks ashore. There is conclusive evidence that the police, gendarmerie, and other groups knew of the plot to murder Hrant Dink beforehand. The legal proceedings related to the case began in 2007 and are still ongoing today. Yet to date, there has been no serious investigation or prosecution of those who made Hrant Dink a target, threatened him, or turned a blind eye to what was happening. The people responsible for his murder still have not been identified or punished for their crimes. Yaşıkaç olursa olsun, 17 veya 27 olsun, katil kim olursa olsun, bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebekten bir kat